Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü örgümüzü şöyle güzel bir bebe yünüyle başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Şöyle göstereyim. 2 şiş örgümüz var. Harika, güzel ve de oldukça kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım inşallah bugün. Siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize şöyle önce ilmek alarak başlayacağız. Bu modelde ilmek sayımız 3 ve 3'ün katlarından oluşacak. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı ayarlayıp başlayacağız. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Hemen 3-4 model üzerinden. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayalım. 3-1 model için 3-1 modele 3 3. Evet, 4 modelden 2 de kenar ilmeği bırakacağım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek çıkarttım. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Önce şöyle bir sıra ters örgü yapalım. Siz yapacağınız örgüde istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen küçük bir anlatım yapacağım için direkt başlayacağım. Şurada ipim tellendi, onu düzelteyim. Şu şekilde alayım. Evet. Bir sıra şöyle bir düz örgü yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sırayı tamamladım. Şimdi model kurarken modelimizin ön yüzündeyiz ve birinci sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu 3 ilmeğimiz var. Bakın şöyle tutayım 3 ilmeği. 1, 2, 3. ilmeğin içinden, bakın aradan değil. 3. ilmeğin içinden şişimi takıyorum şöyle. İçinden bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde çevirdim. Şöyle tekrar şişime aldım. Yönünü çevirmiş oldum. Sıradaki iki tane ilmeği düz örüyorum. Şöyle yaptım. Şu içinden ilmek çıkarttığımı da şişimden çıkarttım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. 1, 2, 3. ilmeğin içinden şöyle bakın. Tam içinden alıyorum. İçinden bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde yönünü düzelttim. Tekrar şişime aldım. Ve sıradaki iki taneyi düz ördüm. 1, 2 ilmeği de ördüm. İçinden çıkarttığım ilmeği de bıraktım. 1, 2, 3. ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde yönünü düzelttim. Evet, şöyle. Sıradaki 2 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. İçinden ilmek çıkarttığımızı da bıraktım şişimden. 1, 2, 3. ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Yönünü şöyle düzledim. 1 2 tane düz ördüm ve şişimden bıraktım diğerini. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık.
Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu yüzünde de arkadaşlar tersinden ters olarak devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi, bakın şu aradan çıkarttığım ilmek, hepsini ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar arka yüzünde ters örüyoruz. Bu modelde arka yüzünde hiçbir işlem yok. Sadece ters örmek yeterli. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Ve modelimizin 3. sırasında ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3. sırada da sadece düz örgü. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. 3. sırayı da tamamladık. Arka yüzündeyiz. Ve 4. sırasındayız. Modelimizin kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sıra ters örüyoruz. Model kurarken sadece 1. sırada bir işlem var. Ondan sonra düz de düz, ters de ters örerek 4 sırayı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar basit bir model, oldukça da güzel. Bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde, bere, kaşkol, istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci kez kuracağız modeli. Model kurulumunun 1. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim var burada. 1, 2, 3. ilmeğin içinden. Bakın şuradan da. İlmeğin içinden. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Yönünü düzeltiyorum. İlmeğin tekrar şişimi aldım. Şu 2 taneyi de düz olarak örüyorum. İkisini ördüm. Şişteki ilmeğimi bıraktım. Sıradaki şu üçlü 1, 2, 3. ilmeğin içinden geçirdim. İlmeğin yönünü düzelttim. Şöyle sıradaki 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve diğerini şişimden bırakıyorum. 1, 2, 3. ilmeğin içinden, bakın içinden şöyle bir ilmek çıkarttım. Yönünü düzledim. 1, 2 tane düz ördüm. Bu şekilde bakın ikinci kez kurduk. Model ilerledikçe kendini gösterecek. 1, 2, 3. ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Yönünü düzleyerek şöyle tekrar şişimi aldım. 1, 2 tane düz ördüm. Diğer ilmeği bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine ters örgü yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimizi şöyle düzeltiyoruz. 1, 2, bak üçlü gruplarımız vardı. Hepsini ters örüyorum. Yani yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum ama yine de size hızlı geliyorsa videonun hızını düşürerek izleyebilirsiniz. Kenar ilmeğini de ördüm ve bu şekilde arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor. Arka yüzünde, şimdi ön yüzündeyiz. Düz öreceğim. Tekrar arkada ters. Ondan sonra tekrar model kurulumu.
Yani dediğim gibi modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Sadece ilk sırada şu ilmek çıkarma var. Diğer sıralarda tersinde ters, düzünde düz örüyoruz. Bu kadar. Modelimiz 3 ilmek sayısından oluşuyor. 3 ve 3'ün katları yani. 2 de kenar ilmeğimiz var. Ben bunu 14 ilmekten başlamıştım. 12 modele 2 de kenar ilmeği için kullandım. Modelimizin arka yüzü şu şekilde. Ben bir de diğer parçayı size göstereyim. Büyük bir parça da yapmıştım. Modelin tam anlaşılması için. Bu daha önce yaptığım. Bu da şimdi beraber yaptığımız. Bunu şöyle kenara bırakayım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir ters bir düz yapmıştım. Model kıvrılmasın diye şöyle gösterirken arka yüzü. Evet. Modelde şöyle bakın çok esneme yok, güzel bir model. Merserize iplerinizde de yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de benim yaptığım gibi bebe yünüyle harika olur. Yumuşacık, şöyle güzel, kabarık bir model. Şöyle yakın göstereyim. Evet, inşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.